Ve yani, bir belaydı. Şeye gelelim, evet. Şeye, cüzdama gelelim. Cüzdam. Buyurun. Ben... Cüzdama gelince de geldiğimiz vakitte... Pardon. Ya şimdi bazı resimler göstereyim. Şöyle tutayım. Parlamasın. Bu... Alabiliyor musunuz? Şimdi şu... Orta Çağlar'da yapılmış bir resim. Ve İncil'de cüzdan geçiyor. Hı-hı. Hatta Hammurabi'de, Hammurabi'nin kodunda da evet. geçiyor. Eski Çin'de, Hindistan'da, şeyde... Kod dediği yani Hammurabi kanunları demek istiyorlar. Hı-hı. Sevgili seyirciler, kodunda. Evet. Evet. Yani tarihsel olarak en eski hastalıklardan Hı-hı. bir tanesi. Şunu da göstereyim. Şu cüzdandan evet. mustarip bir adamın tasviri. Hali. Sonuç itibariyle şöyle bir durum var. Tam nerede başladığı bilinmiyor ama dünya tarihindeki en eski hastalıklardan bir tanesi. Evet. Mesela bununla ilgili 1980'lere kadar malum Türkiye'de de vardı, dünyada da vardı. Hala Hindistan'da 1000 tane şey bunların ayrı kolonileri var biliyorsunuz. Tamamen böyle soyutlanıp bizde de miskinler tekkesi falan filan vardı. Sonuç itibariyle İnsanlar 1980'lere kadar tam olarak nasıl bu hastalığı yenebileceklerini bilmiyorlardı. Mesela bir hikaye vardır. Burada Konstantin'in de resmi var. Konstantin'in cüzdama yakalandığı ve ancak Bizans İmparatoru yani Konstantin'i kuran ve genç çocukların kanlarıyla banyo yaptığı ve böylelikle kurtulmaya çalıştığı. Ama ondan sonra ancak Hristiyanlığı benimseyince cüzdandan kurtuldu diye bir rivayet vardır mesela. Şimdi cüzdam nedir? Cüzdam hastalığı nereden geçtiği tam bilinmiyordu. Sonra keşfedildi ki 1700'lerin 1800'lerde tağıllardan ve mesela insanların yediği şeylerden geçiyor. O tağıllar çok malum şey sanitary. Ben bütün bunları İngilizce okuduğum için bugün özellikle zorlanıyorum. Özür dilerim. Geçmiş olsun. Pardon, kolay gelsin. Çünkü şeyler oluyor. Sağlık demek istiyorsunuz yani. Tağıldan. Evet. Sanitary. Avrupa'da daha çok tağıldan. Amerikalarda patates gibi şeylerden geçtiği söyleniyor. Aslında cüzdan bu lepra. Miskin. Bizde çok karşılığı vardı. Miskin hastalığı. Alaten mi? Öyle bir şey. Bulmacalarda çıkar. Alaten. Veyahut tam. Şimdi cüzdanlının ileri derece cüzdanlının yüzü şekil değiştiriyor. Demin gösterdiniz. Araplar buna eset diyorlar. Aslan hastalığı. Hmm. Yüz aslanı andırıyormuş. Aslında burada rahmetle anmak istiyorum Türkan Saylan'ı. Türkan Hanım hep işte Çağdaş Yaşamı Destekleme evet. Derneği falan diye şey yapılır. Ama Türkiye'de cüzdanın neredeyse silinmesini sağlayan çok önemli. O yönüne fazla dikkat çekilmedi değil mi? Evet, hep başka şeylerde çekildi. Evet. Ama ben geçen gün yazdım gazetede ama onu kısaca anlatayım. 86 veya 87 idi. Mısır'daydım o zaman muhabirlik yıllarımda. Orada bir dostum şeyi söyledi bana. Burada bir cüzdanlar köyü var dedi. Mısır'da. Hala var. Şimdi müsaade edin bakın şeyde. Kahire'den kuzeyde ya o deltada Port Said veya İskenderiye tarafında ama nerede falan dedik. Bu Caritas diye bir Hristiyan şeyi vardı biliyorsunuz. Yardım teşkilatı. Sağlık yardım teşkilatı. Vatikan'a bağlıdır o. Caritas'ın kontrolündeymiş. Köy çok büyük bir köy dediler. Orada kendi mallarını, yiyecekleri, her şeyi kendi üretiyorlar. Fakat cüzdan bulaşıcı olmadığı için pazarlarda da satıyorlar dediler. Hmm. Ama İçişleri Bakanlığı'ndan izin almak lazım dediler. Efendim gittik İçişleri Bakanlığı'na izin almaya. İzin istedik, dilekçe verdik bilmem ne. Biz size haber veririz dediler. 2 ay, 3 ay yok cevap. Tabii 20 küsur sene geçti aradan ama 5-6 ay sonra cevap geldi. Şu gün bizden mihmandar alacaksınız, oraya gideceksiniz diye. O arada bir iş için Türkiye'ye döndüm. 2-3 günlüğüne. Fakat Mısır'da kime sorsam cüzdanı, hangi doktora gitsem cevap vermiyor. Devlet sırrı gibi bir şeydi yani, söylemiyorlar. Yahu diyorum, ne tedbir almam lazım? Çünkü o zaman internet yok. Kim bir doktora mesaj atıp sorayım şeyi falan, hiçbir şey yok. Kitaplarda bulamadım. Yani bulaşır mı bulaşmaz mı? Ben tabip değilim ki.
efendim şeyden. Sonra İstanbul'a geldim. O sağlık muhabiri arkadaşlar, ya bizde cüzdancı kim var dedim bunu bilen. Abi hoca var dediler, çok tuhaf kadındır. Hayatını bu işe vakfetti. Ve o güneye gidiyor orada. Hastaların o sümüklerini, şeylerini kendi elleriyle tüplere doldurur. Hayatını cüzdama vakfetti dediler. Türkan hocaymış rahmetli, Türkan Saylan. Ona gittim. Böyle böyle bir bulaşıcı bir şey var mıdır? Cüzdam köyüne gideceğim dedim. Vallahi köyün ismini, kaç kişi yaşadı hepsini söyledi. Şeyden. Sonra Gandhi ödülü aldı ya cüzdanla mücadelesinden dolayı. Git dedi, hiçbir şey yoktur. Cüzdan dedi, cüzdan bu mikrop çok zayıf bir mikroptur. Bizde olmaz çünkü çok zayıf bünyeleri arar. Yani güçsüz, şeyse ne derler ona, İyi bağışıklığı şey olmayan falan. Çok zayıf bünyeleri şey yapar ve bugün birkaç hapla tedavi edilecek bir hastalıktır dedi. Hatta şeyi söyledi, hiç unutmam. En belirgin şeyi dedi, ama tabii 20 küsur sene önce, belki başka şey oldu bilmiyorum. Parmak uçlarındaki hissizliktir dedi. Buradan anlaşılır dedi. Ve bu dedi bir cilt hastalığıdır, sinir hastalığıdır dedi. Cildi etkiliyor, parmak ucundaki hissizliktir. Ve dedi sadece dedi kan şubu falan değil, sümükle bulaşıyor dedi, affedersiniz. Tek şey budur dedi. Öyle bulaşıyormuş yani. Evet. Sonra şey yaptım, hani eliyle tüplere doldurur, hiç şey yapmadı, öyle mücadeleci bir hanımdı falan demişlerdi. Git dedi, hiçbir şey yoktu, ilaç alman gerekmez, sana bulaşmaz. Yalnız bir dedi, bir tek şey rica edeceğim dedi. Ürktüğünü belli etme hastalara dedi. Çünkü yüzleri çok korkunç olan insanlar görebilirsin dedi. O zaman moralleri bozuldu. Onlara dedi, terapidir önemli olan artık dedi. Çünkü dedi cüzzam çok kolay, birkaç hapla tedavi edilen bir hastalıktır. Sadece dedi, vücutta bıraktığı araz, yani kulağa düştüyse, burnu düştüyse o yerine gelmez dedi. Ama virüs yaşamaz dedi. Sonra gittik köye. Şeye, hakikaten cennet gibi bir yerdi. Yemyeşil bir yer. Birkaç yüz cüzzamlı aileleriyle beraber. Ama hepsi hasta değil. Ama genellikle hastalar birbiriyle evleniyor. Orada tarım yapıyorlar, şey yapıyorlar ve bir konuda Türkiye'den çok ileriydiler. Bak bizde böyle salgın bir şey olursa, bir hastalıklı, bizim milletimiz kaçar. Evet. Adamlar orada pazara gidip şeylerini satıyorlardı. Kimse bir şey de almaz. Bizde almaz. O da herkes alıyordu. Çünkü eğitmişler bulaşıcı değildir diye. Ve hastalar şeydi, nasıl diyeyim, vücudunda bir iz bırakmış olanlar bir köye yerleşmişler. Şehirde yaşamıyorlar, orada yaşıyorlar. Şey tabii. Ama mikro falan bitmiş, ölmüş. Yani korkutucu bir hastalık. Evet. Ama şey değil. Çok yayılmıyor. Evet. Yani veba gibi işte. Yayılmıyor. Ve evet. Şey zaten Avrupa'da mesela cüzzam hastanenin çıkmasının sebeplerinden birisidir. Yani Avrupa'da hastaneler cüzzamlar için ilk kurulmaya başlıyor. Doğuda görüyorlar hacı seferleri sırasında. O tür hastaneleri hacı Avrupa'ya. Hacı seferlerinde geliyor zaten. Evet, yani taşıyorlar. Çünkü daha önce tecrit edilirken bakılıyor ki burada belli yerlerde tedavi ediliyor cüzzamlar Müslümanlar tarafından. Ve tabii şey oluyor mesela ilginç. Bu Miskinler Tekkesi meşhur Üsküdar'daki. Üçüncü Selim döneminde iyice şey haline gelmiş. Tembelhane haline gelmiş artık. Hasta evet. Hasta değil, yan gelip yatan. Bir Avrupalı seyyah diyor ki, Üçüncü Selim tahta çıkar çıkmaz Miskinler Tekkesi'ni yaktırdı diyor. Tembellikten nefret ediyordu. Bu adamlar orada yatıp kalkıyorlar diye. Hepsi kaçtı diyor. Yani böyle ilginç şeyler de var. Baba. Efendim sayın isme bak. Altta isim koymuşlar mı koymamışlar. Buna isim yazmazlar. JKL, LKKJ, Jücücük falan gibi bir isim. Efendim Muhammed Abdülvahap'tan niye bahsedelim burada? Yani Muhammed Abdülvahap Osmanlı döneminde Türkiye'nin başına türlü türlü belalar açmış bir isyancıdır. Hayır, niye bahsedecekmiş? Efendim çok değerli alimmiş, ülkemizde tanınmıyormuş. Niye tanıtmıyorsunuz? Biz bunu anlatmadık mı? Daha önce de anlattık, herhalde seyretmemişler. Haccı engellemiştir. Bizim itibarımızı, devletin itibarını son derece düşürmüştür. Sonra adamlar gelip burada idam edilmişler. Biz onlara şey diyoruz, haini. Biz onlara haini dini devlet diyoruz. Yani öyle büyük alimdi, şuydu buydu, hizmeti vardı falan demiyoruz. Haini dini devlet diyoruz. Evet. Daha önce yaptık ama ne bileyim, en basit bir tarih kitabını açın. II. Mahmut zamanındaki Vehhabi isyanını görün. Haç yapılamamıştır yıllarca. Hacılar soyup soğana çevirmiş, öldürülmüştür. Bu adamlar gidip şeye kadar, Hazreti Hüseyin'in sandukasına kadar tabii. Yakıp yıkıp parçalamışlardır. Bunlar daha önce konuştuk burada. Dini açıdan görüşleri bizi ilgilendirmez. Biz
din alimi değiliz. Din uzmanı da değiliz, ilahiyatçı değiliz. Fakat siyasi ve tarihi açısından baktığımız zaman bu kişilerin sadece haini dini devlet olduğunu söyleyebiliriz. Değil mi Erhan? Tabii haini dini devlet. Osmanlı'nın en güzel tabirlerinden biri budur. Evet. Yani, din ve devlet haini. Din ve devlet düşmanı diyor. Tabii şeyi düşünün, yani daha önce bahsettik. Bugün İslam büyüklerinin hiçbirinin türbesi, mezarı yok. Bunların yüzünden yok. Yani Hazreti Hatice'nin, Uhud şehitlerinin. Bu adamın önünde. Yani eski, tam bir vandaldı. Felaket bir şeydi bunlar. Dolayısıyla Sayın JKL, LKKJ, efendim sevgili seyircimiz, tarihi olayla hassasiyetle yaklaşıyorsunuz. Bu konunun üzerinde durmanızı çok istiyorum diyorsunuz. Bu programı onun hayatından, mücadelesinden, Osmanlı münasebet, Osmanlı ile münasebetlerinden bahseder misiniz? Ya onun mücadelesi İşte hassasiyete bizimle yaklaştığımız için onun bizim devletimize çok zararı uğratmış bir haini dini devlet olduğunu söylüyoruz. Osmanlı ile münasebeti sadece isyandır. Ve sadece bize değil, bütün İslam toplumuna çok büyük zararları vardır. Yani lütfen önce isminizi böyle acayip şifrelerle yazmayın. Ondan sonra normal isminizle yazın. Ondan sonra böyle üst üste mesaj atmayın. Ondan sonra şey yapın. Yani bahsettiğiniz kişi böyle bir adamdır. En azından tarihi Cevdet'i açıp okursanız, 10 veya 11. cilttedir Cevdet Paşa'nın tarihinin. Yeni yazısını bilmiyorum çıktı mı şeyse. Ama orada bu adamın nasıl bir şaki olduğunu, neler yaptığını ve yakalanıp İstanbul'a getirilmesinden sonra devletin nasıl bir rahat bir nefes aldığını, sadece bizim değil, bütün İslam dünyasının nasıl bir nefes aldığını bunun çok güzel anlatır. Onun etkilediği kişilerin kendisini, efendim? Abdülvahap değil, onun etkilediği Suudları. Suudlar, evet. Suudları, bu adamın şeyidir. Yani bu adamın fikirlerine inananlar yıllarca haccı engellemişlerdir en azından. Bunu bilelim. Ve bunun kız tarafından torununun damadı mı bir şeydir şimdiki şeyler. Suudi ailesi. Yani şey. İki taraftan. Tabii eski taraf değil, bir şeyden geliyorlar, evet. Yani budur efendim şey. Siz hala göndermeye aynı mesajı devam edin. Biz Erhan Bey'le cevabımızı verdik. Haini dini devlettir bu adam efendim. Şeyi de söyleyeyim ben bu fırsattan istifade. Bu bizim üniversitemizde, Marmara Üniversitesi'nde çarşamba, perşembe günü salıdan başlıyor. Osmanlı döneminde Arap eyaletler üzerine Arapların da katıldığı geniş bir sempozyum var. Yani bilimsel önemli bir sempozyum. Yemen'den, Lübnan'dan, her yerden katılımlar var. Türk bilim adamlarının da. Osmanlı-Arap ilişkileri konusunda bayağı güzel tebliğler var. Yani bu arada rektörlük... ben de yeri gelmişken söyleyeyim. Erhan Bey'in yeni bir kitabı çıktı. Biliyorum hiçbirimiz birbirimizin kitaplarının reklamını yapmayı sevmiyoruz ama... Kitaplar yapacağız şimdi. Burada kitaplar burada, var. Evet ama bu da... Onu biraz siz anlatırsınız o zaman. Hatta tamam, size ithafını okuyacağım ben. Efendim bir mesajı okumak istiyorum. İsim vermeyeyim. Ailemde bir cüzdan hastası vardı. Onun tedavisini yapan kahraman insan Türkan Saylan'ı rahmetle anıyor, nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin efendim. Rahmet. Yani cüzdan şeyinde kimdi? Çok büyük hizmetleri vardı ve hiç çok az bahsedildi. Evet. Yani bu hayatı da bir cümle olarak anlatıldı ama unutulmaz hizmetleri vardı. O zaman o hastane Bakırköy'ün ilerisinde o taraflarda bir yerdeydi. O zaman şehir böyle daha dolmamıştı. Orada bir hastaneye gitmiştim ama unuttum. Haber yaptınız değil mi o şeyi Mısır'ı sonra? Onu yaptık sonra o neydi ismini unuttum tabii 20 küsur sene. Aslan hastalığı mıydı cüzdanlılar ki öyle bir şey. Bir güzel fotoğraflar da çekmiştik. Epey şey olmuştu. Hala devam ediyor mu acaba öyle? Bilmiyorum. Ben Türkiye'ye döneli 18-19 sene. Kahire'deydi değil mi? Değil, hayır. Dışında. Kuzeydeydi. Delta'da yani şeyde. Ya Posta'yı da İskenderiye yolundaydı. O da bir yerdeydi ama yemyeşil bir yerde. Ben araştırdım. Dediğim gibi şu anda Hindistan'da 1000'e yakın cüzdanlı şey var. Oturma yeri var. Yani ayrı ayrı bölgelerde malum. Romanya'da var. Başka nerelerde var? Mısır'da var. Nepal'de var. Yani çoğu yerde var. Cüzdan çok var, hala var. Efendim mesele zaten şey, bizde de varmış eskiden. Babam hatırlıyor. Çocukluğunda miskinler teknesine gidip yemek götürürlermiş. Oraya. Evet. Ha, orada duruyorlarmış hala Üsküdar'da. Yalnız o miskinler tekkesi... Babam çocukluğunu hatırlıyor dolayısıyla. Şimdi o miskinler tekkesi bazı çizimleri var elimizde. O çizimler hayali. Yani tekkeyi bilenler üst katının
güzel olsun diye rahmetli ressamı tarafından eklendiğini söyler. Şeye. Cüzzam şeyi anlatalım, bu Kehle-i İkbal. Rüstem Paşa. O meşhur tabii. Tabii şey enteresan. Yani Kanuni'nin damadı. Şimdi meşhur Hürrem Sultan'ı biliyoruz hepimiz. Kanuni Sultan Süleyman ve onun kızı Mihrimah Sultan var. Rüstem Paşa çok zeki bir adam. Yani genelde bizim tarihlerimizde çok olumsuz filan anlatılır ama ben onunla ilgili İslam Ansiklopedisi'nden maddeyi de yazdım. İçin biraz inceledim. Osmanlı'nın çok büyük ve zeki devlet adamlarından birisi. İşte tarihçi olmak bunu gerektiriyor. Şimdi muhalifleri tarih yazınca adamın hep olumsuz yönlerini şey yapılıyor. Şimdi bazı tarihçilerimiz de oradaki bilgiyi aynen alıyor. Eleştiri süzgecinden geçirmeden. Erhan'cığım affedersin, sözünü keseceğim. Siz tarihe mal olmuş bir kişilik hakkında nasıl olur da haini dini devlet deme hakkına sahipsiniz? Bu hakkı nereden buluyorsunuz? Lütfen cevap verin de biz de anlayalım efendim. Aynı kişi. Ender Bey önce şu dahi manasındaki deadaları ayrı yazmayı şey yapın. Öğrenin. Bu herif, tekrar söyleyeyim, bize çok büyük zararları olmuş, çok büyük kazıklar atmış. Bize değil, bütün İslam dünyasına. Bütün İslam dünyasına, sadece bize değil. Bir adam düşünün, onun yüzünden senelerce hac yapılamıyor. Yani İslam'ın 5 şartından biri yerine getirilemiyor. Neymiş efendim? Yeni bir akım başlatacakmış. Ve böyle isimlere hayran olmadan önce, derin bir hayranlık duymadan önce lütfen karşı taraftaki eserleri de okuyun. Bakın verdiğim isim Cevdet Paşa, İslam dünyasının gelmiş geçmiş en büyük alimlerinden biridir. Sadece bizim değil. Yani mecelle, hani bugün diyorlar ya işte İsrail'de bile mecelle uygulanıyor, Filistin'de mecelle. O mecelleyi kaleme alan adamdan bahsediyor. Devlet adamı. Devlet adamı. Tarihçi. Din alimi, tarihçi, hepsi. Hukukçu. Sadece onun yazını okusanız yeter ki, başka kaynaklar söylemedim. Mesela şeyde de anlatır. Letaif-i Enderun'da bayram yapıldı diyor. Bütün Müslümanlar bayram yaptı. Ya, bunun adamları temizlendi. Tahttan indirmesinin sebeplerinden birisi bu. Hac yaptıramıyor. Sen padişahdan yani, kalır mı adamın? Otoritesi yani, gitmiş diyor devletin. Doğru. Bu adamın nesine? Tabii ki haini dini devlet diyeceğiz. Evet. Öyle. Neden bahsediyorduk? Lafta karıştı. Şeyden bahsediyorduk. Hayır. Neden? Ya biz ona tarih Rüstem açısından Paşa'dan baktığımız için söylüyor. Rüstem Paşa'dan bahsediyorduk. Şimdi Rüstem Paşa'yı Hürrem Sultan. Çok affedersin, şu çok gelen bir soru. Rüstem. Sevgili seyirciler, hep gömleğimin markası soruluyor. Teşekkür ederim bildiğinize. Diktiriyorum efendim. Bunlar diktirmedi. Bu gömlek şeyler şey değil. Ve sebebi de yani kravat takmamak falan filan değil. Kliması, şusu buzu sıcakta veya soğukta kapattığınız bir rahat oluyor. Açtığınız vakit kravat çözme derdi olmuyor. Yakası yoktur, budur. Yani diktiriyorum hazır falan değildir. Yani Ahmet Necat'ı özenmiyorsunuz. Ahmet Necat'ın böyle değil de gömleği onlar. Değil midir? Olsun. Onlar şurada biter boyunda. Bu çift düğmelidir. Onun böyle değil. Ya espri yaptın şimdi ciddiye alınacak. Hayır Allah daha önce Allah. Geldi ya bir programda. Ahmet hem size hem Fatih Altaylı'ya Ahmet evet. Necat'tan mı özetliyorsunuz diye. Millet hemen yaftalar, Türk milletinin özelliği. Maalesef kötü bir özelliğimiz o. Yani en ufak bir şeyde yaftalamak. Şimdi Hürrem Sultan iktidarı ele geçirmeye çalışıyor. Tabii en önemli makam Vezir-i Azamlığı yani padişahtan sonra ikinci adamı oluşturmak. Rüstem Paşa'ya kızını vermek istiyor. Rüstem Paşa çok zeki birisi. Çok affedersin Erhan'cığım tekrar. Ya bu konu çok uzuyor. Son kesişim. Tamam. Sabah. Efendim Gökmen Bey. Sayın Gökmen Çöloğlu. Reis Cumhur Mustafa Kemal'in Suudi Kralı'na Vehhabi hareketinin peygamberin kabrine kadar varabilecek yani şey söylüyorlar. İşte Atatürk eğer Suudi devleti kurulduktan sonra Vehhabi'yle şey yapacaksa peygamberin kabrine herhangi bir saldırı yaparlarsa ordularımı gönderirim dediği söyleniyor efendim. Bu iddia yalandır. Bunu açık söyleyelim. Bu iddiayı ortaya atan siyasi Sayın Hoca'yla daha önce bir teke tek programında konuşmuştuk. İddianın belgesi yoktur. Niçin nereden ortaya çıkarmış peki? Niçin orada 12 Eylül zamanına kalma bir iddiadır? Böyle bir belge şey yoktur. Allah aşkına haritayı gözünüzün önüne getirin. Şimdi diyelim ki şey Kral Suud, İbni Suud tövbe estağfurullah ya, peygamberin kabrine gitti. Yıkacak çünkü Vehhabi geleneğine göre kabir olmayacak. İşte Ravza-i Mütahhare oralar dümdüz edildi. Şimdi bizim ordumuz nereden? Güneydoğu'dan gelecek. Irak'ı veya Suriye'ye geçecek. O zamanki adıyla Transjordan'a geçecek. Litani Nehri'ne falan geçecek. Aşağı inecek.
kuzeydeki o Suudi çölüne gelecek. Oradan daha aşağıya inecek, Mekke'ye gelecek. Bunun imkanı var mı? Aklı başına bir devlet adamı böyle bir şey söyler mi? Yani böyle bir şey yoktur. Ama şey oldu işte, diyorlar ya şehir efsanesi diye. Son zamanların güzel terimlerinden birisi. Ortaya atan da bir hoca. Hayır, ortaya atan atar, gördüm diyor belgeyi diyor. Nerede görmüş? O zaman görmüş belgeyi, sonra Dışişleri Bakanlığı sakladı diyor. Nasıl saklayacak? Öyle söylediler. Belgeyi görmüş, dışişleri saklamış. Olur mu böyle şey ya? Hayır, şu yani haritayı gözünüzün önüne getirseniz böyle bir şeyin olmayacağı anlaşılır. Şu olmuş olabilir belki. Yani sert bir uyarı gönderilmiş olabilir Türkiye'den. Ordu şart değil. Ama yani onun için bir belge gerekmiyor mu? Lazımdır tabii. Ama şey... Ama... Yani o... Yani bu Vehhabi zihniyeti ayrı bir şey yani. Evet. Evet, ama onu iki programda evet, şu şeye gelelim. Dönelim, lafımı kesme. Şimdi şeye, Rüstem Paşa. Kehle-i İkbal Rüstem Paşa. Gelmemizin sebebi efendim Rüstem Paşa'ya... Cüzzam. Cüzzam'dır. Cüzzam. Çünkü Rüstem Paşa'nın yani Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı, meşhur devlet Rüstem adamı Paşa. Rüstem Paşa'nın cüzzamlı olduğu iddia edilir. Evet. Onunla ilgili güzel hoş hikayeler de vardır. Cüzzamı ile alakalı evet. Ki cüzzamlı falan değilmiş. İşte fırsat verirsen anlatacağız. Şimdi Erhan Bey fırsat verirsem evet doğru verdim hadi anlat. Yani Allah. sabır. Yani, evet. Bir maraz. Program süresince sesini kıs. Evet. Kavga edince bir şey yapıyor. Volümü düşür. Şimdi Rüstem Paşa ile ilgili ilginç bir anekdot da. Bir şey daha söyle. İşte bir şey daha söyleme şaka, şimdi kalem atacağım bu zaman yani. Şimdi şaka evet. Şey var, bir İtalyan elçisinin onun nasıl yükseldiğini anlatıyor. Tabii çok zeki bir adam. Kanuni şeyde oturuyor sarayda bir yerde, birinci katta veya ikinci kat bir yerde. Elinden bir mendili düşürüyor. Bütün yanındaki içi olanları merdivenlerden aşağı koşuyorlar. Rüstem Paşa pencereden aşağı atlıyor ve Kanuni'nin gözüne öyle girmiş. Yani tabii fakat yağcılığın bu kadarında adam camdan atlıyor, mendili alacak. Ama orada zekayı da gösteriyor. Çok zeki bir adam. Yani Allah bilir Kanuni de mahsus atmıştır. Belli olmaz. Adam seçiyordur. Adam yani seçiyor. Ama güzel bir seçme yöntemi değil mi? Evet. Yani o kadar adamın arasında farkını gösteriyor. Şimdi buna kızını verecek, hemen muhalifleri laf çıkarıyorlar. O cüzzamlıdır, ona kız verilmez diye. O sıra soruluyor. İşte ne, nasıl anlayacağız filan diyor Kanuni. Cüzdanla da bit bulunmaz diyorlar. Bunun üzerine o Diyarbakır Beylerbeyi'si o tarafa adam gönderiliyor, tabip gönderiliyor. Ve elbiselerin arasında bir tane bit çıkıyor. Bit çıkınca anlaşılıyor ki bu cüzdanlı değil, kanaatine varılıyor. Tabii doğru mu değil mi bunu bilmem tıbbi olarak. Yani tarihte anlatılan hikaye budur. Bunun üzerine Mihrimah Sultan'la evleniyor. Daha sonra Vezir-i Azam oluyor iki defa. O kadar enteresan bir adam ki. Elçiler diyor ki sarayın bahçesindeki çiçekleri bile sattırıp hazineye irat kaydettiriyor. Ya gelir kaydettiriyor. Adamın diyor. Şeyine bak, yaptığı cami. Tabii. O meşhur Rüstempaşa Camii. Hayır, Çinisini bırak. Caminin mekanından, alanından çok dükkan var etrafta. Evet. Her şeyi paraya bağlamış. Ya şey, onun döneminde hazine çok kuvvetli. Çok? Çok kuvvetli hazine. Hazine dolu, yani hazine artı veriyor genelde bütçeye yani. Ve şey, şimdi mesela genelde Şehzade Mustafa'yı öldürtüyor. Kanuni'nin büyük oğlunun ölümüne sebep oluyor. Yani onun İran'la mektuplaştığı iddialarını atıyor. O yüzden pek sevilmez. Ama reel politik açısından baktığınız zaman Sokullu Mehmet Paşa gibi devletin büyük devlet adamlarından birisi. Yani yaptığı icraat şeyler. Mesela şey var. O dönemde sipahileri yani şeyleri kapıkulu sipahilerini, atlı askerleri tüfeklerle donatmak istiyor. Yani Avrupa'da Rüstem Paşa. Yani mesela bu 1550'lerde çok ileri bir hamle. Tabii şey olmuyor. Tüfek çok gelişmediği için üstü başı... Şimdi düşünün o sipahilerin muhteşem kıyafetleri adamın üstü yağ oluyor. Şey oluyor. Öyle bir şey denemiş mesela İran seferi sırasında 1548'lerde. Yani böyle şeyleri de var. Orduda yenilik yapmaya çalışıyor vesaire. Kendisine bir sürü risale sunuluyor. Ve şey öyle. Enteresan işte kendisi bir devşirme. Aslen Hristiyan. Hristiyanlardan nefret edermiş. Yani evet, şey evet. Güzel bir hikaye anlatılır mesela. O şey anlatıyor. Alman elçisi. Birazdan ismi aklıma. Busbek. Yok, Busbek'ten sonraki. Şey. Türkçe'ye çevrildi kitap. Şey bir şey. Schweiger değil, öbürü. Hangisi? Siz de biliyorsunuz. İki cilt var ya büyük. Türkiye Günlüğü diye çıktı. Ha şey. Gerla. Bütün Hristiyanlara zorla Müslüman olmayı teklif etmek istiyor bu. Kanuni bir yerden bir çiçek alıyor herhalde, bir papatya gibi.
Bu güzel bir çiçek mi diyor. Güzel diyor. Yapraklarını yoluyor. İçinde bazı renkleri. Şimdi nasıl oldu diyor. Kötü bir çiçek oldu diyor. İşte diyor Hristiyanlar diyor bizim toplumumuzun rengidir diyor kanun. Vallahi o nerede geçiyor? O döndü, dolaştı. Gellah da var. Gellah da mı var? Gellah da var. Yani, şimdi Atatürk'le İsmet Paşa için anlatılıyor o. Bu 16. yüzyıldaki seyahatnamede var. Gellah da bu. Şimdi Atatürk'le İsmet Paşa için anlatılıyor. Yalnız teknikteki arkadaşlardan rica edeyim. Bazı mesajlar geldi seyircilerimizden. İnternet yayını yok diyorlar. Bir lütfen ilgilenirlerse rica edeceğiz. Yani onun kaynağı o. Çünkü o kitap yeni çevrildi, birkaç yıl oldu. Çok önemli bir kitap. Yani o dönemde Alman elçileri, Avusturya elçileri daha doğrusu İstanbul'a geliyorlar. Orada çok hikaye var böyle. Yani İstanbul'la ilgili dedikoduları, şeyleri anlatıyorlar. Böyle şeyler var mesela, işte şey anlatıyor mesela. İkinci Selim veya Üçüncü Murat hangisi tam hatırlamıyorum. Ya İkinci Selim için muhtemelen. Bu diyorlar. Saraya verilmiş evlatlıktır. Gizlice verildi. Annesi değiştirdi bunu. Aslında bu bir Yahudi çocuğudur. Tamam, hala devam ediyor şey. Hayır devam ediyor değil. O zaman varmış. O zamanlar işte şimdi bugüne de, kadar. Şimdi de vardır ya günümüzde. Ha, yani bunun babası aslında şu değildir şimdi, de. Mesela o konularda böyle şeylerde şehir efsaneleri için çok sorular geliyor. Mesela bir soru. Mehmet Bey sormuşlar. Atatürk'ün cenaze namazı kılınmamış diye bir söz duydum. Doğru mudur? Yanlıştır evet, efendim. Kılınmıştır. Diyanet İşleri Başkanı Şerefettin Yaltkaya. Şerefettin diyorlar. Şerefettin de öyleydi. İmamlığı Şerefettin Yaltkaya yapmıştır. Çünkü ben o namaza katılan bir kişiyle tanıştım. Namazın nasıl olduğunu anlattı. Efendim bir diğer soru. Yavuz Sultan Süleyman diye bir Osmanlı padişahı yoktur efendim. Ya Yavuz Sultan Selim ya Kanuni Süleyman'dır. Birleştirmiş yeni bir padişah. Evet. Şimdi şey 1510 yani. Şurada enteresan bir soru var. İbrahim Bey soruyorlar. Şeyin sitesi UEFA'nın. UEFA. Bu şey var ya, orada İstanbul'dan bahsederken Konstantinopol sözü geçiyormuş. Parantez içinde 337-1927 sözleri geçiyormuş. Yani o tarihte Konstantinopol var mı diyorlar. Bazı Cumhuriyet döneminde basılan bazı paralarda da Konstantinopol ismi vardır. Yani Konstantiniye diye geçer. Konstantiniye diye geçer, evet. Kullanmıştır. Yani, ama enteresan. UEFA'da onun teferruatının o kadar kullanılması. Evet, geçer. Yani bütün Osmanlı paralarında İstanbul'da basılanlarda Duribe fi Konstantiniyye. İstanbul'da basılmıştır. Konstantiniyye'de darbedilmiştir. Madeni paralarda diye yazar. Bir Cumhuriyet döneminde bir paraları ben onu gördüm. Hatta nerede gördüğümü söyleyeyim. Daha başka örneğini çünkü görmedim. 10-12 sene önce o kadar değil. Alpay Pasinli. Alpay Bey arkeoloji müzesi müdürüyken o üst katta o zaman kapalı olan kısımda bir sergi hazırlığı vesilesiyle gitmiştim. Orada güzel bir para koleksiyonu vardı. Panolara yerleştirilmiş. Orada bir banknotun üzerinde Cumhuriyet dönemi Bozkurt şey Konstantiniyye yazısı vardı. Nümizmat olmadığım için tam şeyi bilmiyorum ama vardı. Ya o gelenek devam evet ediyor. Cüzdan hikayesinde bu arada bir seyircimiz efendim hatırlamak eşit anımsamak demişler. Kusura bakmayın ben Türkçe'ye saygı duyarım. Ahengini de severim. Anımsamak kelimesi bana anırmayı anlatıyor. O yüzden kullanmıyorum efendim. Hani yanıt yanık gibi geliyor. Şey güzeldi ama dedi, Yavuz Sultan Süleyman dedi ya. Şimdi bunu şeye söylemek lazım. Bizim Fikret Sarıcıoğlu da İstanbul Üniversitesi'nin arkadaşımız da. Şimdi arşivde biz birbirimize takılırız hep. Ne buldun deriz. Şimdi bir sürü şey bulunur. Fikretleri yeni bir padişah buldu. Bak okurlarımız buldu. Gazete zamanında derginin biri de şey yaptı. 1517'deki 14 Ekim'de Yavuz. Yavuz'du. Yavuz. Okulmuş olabilir evet. Neyi soruyor? Miskinhane'yi soruyorlar.